Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle Başkan 35 kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü altın değerlendirmemizde altın onsun yapması muhtemel hareketleri sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Ve bunun neticesinde de bugünkü ve bu haftaki kapanışların hangi seviyeden gelmesi altın onsta olumlu, hangi seviyelerden kapanış gelmesi altın onsta olumsuz. Sizlerle birlikte bunu yorumlamaya çalışacağız. Evet arkadaşlar, bugün itibariyle altın onsta bizler için yukarıda 1713 aralığı önemli bir aralık olarak gözükmekte. Bugünkü muhtemel aralıklar 1703, 1713, 1700 aralığında gelişebilir arkadaşlar. 1713 üzerinde kapanışlar bugün itibariyle altın onsta şart. 1713 üzerinde kapanışlar gelmesi halinde altın onsta tekrardan 1740 seviyesi hedef haline gelebilir. Fakat 1713 altında kaldıkça altın onsta tekrardan kısada bir 1700-1713 aralığı çalışması yapabilir altın ons. Altın onsta olumsuz durum 1700 altında kapanışların gelmeye başlamasıyla bu hafta görülebilir. 1700 altında kapanışların gelmesi halinde de altın onsta 1655 seviyesi takibimizde olacak, önemli bir seviye olarak gözükmekte arkadaşlar. Biliyorsunuz dünya artık koronavirüsü ile ilgili normalleşme sürecine de girmiş gözüküyor. Avustralya'da bugün itibariyle alışveriş merkezleri, marketler, berberler kontrollü bir şekilde açılmaya başladı. Ayrıca bu altın ihracatının yapıldığı, fiziki altının üretiminin yapıldığı Avustralya ve İngiltere piyasalarında da fiziki altın taşınmaya başlandı. Yani buradaki sıkışıklık da zaman içinde altında giderilmiş oldu. Şu an itibariyle arkadaşlar altında dediğim gibi yukarıda 1713, 1713 aşılamaması halinde 1700 seviyelere tekrardan geri dönüşler şeklinde hareketli bir piyasa görebiliriz. 1713-1700 aralığında. 1700 aşağı yönlü hareketlerin hızlanması durumunda, yani 1700'ün kırılması durumunda aşağı yönlü hareketler 1655 seviyesine doğru gevşeme gösterebilir. Bugün itibariyle 1713 takibimizde, 1713 üstündeki günlük kapanışlar altın onsu tekrardan 1740'lı seviyelere doğru da taşıyabilir. Yani bugün 1713 rakamı, 1713 üzerinde günlük kapanışlar meydana gelmesi halinde yukarı yönlü hareketler takibimizde. 1700 kırılma halinde de aşağıda 1655 seviyesi altın onsta takip etmemiz gereken önemli seviyeler olarak da gözükmekte. Ayrıca korona ile ilgili haberler hala takibimizde. Normalleşme sürecinde altın onsta gevşemeler hala beklentimiz dahilinde devam etmekte arkadaşlar. Evet, aşağıdan gelen yükselen trend çizgimiz hala yukarı doğru kırılmış değil arkadaşlar. Bunu da takip ediyoruz. Evet, şuradan gördüğünüz gibi yükselen trend çizgimiz yukarıya doğru kırılma hala gerçekleşmiş değil. Bu da her geçen gün daha yukarıya çıkmakta. Bugün itibariyle de 1713 seviyesinde bulunuyor. Bu 1713 seviyesi yukarıya kırılmaması halinde altın onsta hareketler hala 1655'li seviyelere doğru yön arayışına girebilir. 1700'e dikkat diyoruz arkadaşlar. 1700 seviyesi. 1700 altında gelecek kapanışlar altın onsu tekrardan 1655 seviyesine doğru hareketlendirir. 1713 üzeri günlük kapanışlarda olmaya başlarsa altın tekrar olumluya döner ve 1740 seviyesini test etmek ister. Bu üç rakam önemli. Bu üç rakamı takipte kalacağız. Bunun neticesinde de bugün itibariyle 1713 ve 1700 aralığı
takibimizde hangi yön kırılırsa hareketin yukarı veya aşağı yönlü o seviyeye doğru ilerlemesi bu haftalıkta beklentimiz dahilinde olacak. Önemli seviye olarak altın onsta gözükmekte. Gram altına da bakalım. Gram altında neler olabilir? Gram altın tarafına da baktığımız zaman arkadaşlar gram altında da bugün itibariyle ve bu hafta itibariyle 380 seviyesi bizim için önemli bir seviye olarak gözükmekte. Gram altın bugün itibariyle 387 ve 380 aralığında hareketlerine devam edebilir. Gram altında yukarı hareketler 380 üzerinde kaldıkça hala olumlu olarak gözükmekte arkadaşlar. Yani 380 üzerinde gram altın kaldıkça 380-387 aralığında çalışmaya devam edebilir. 387 gram altında bir kapanış gelirse hareket 390 direncine doğru hızlanabilir arkadaşlar. 387 üzerinde kapanış gram altında tekrardan yukarı yönlü hareketin hızlanmasına doğru götürebilir. 387 direncini takipte kalacağız. 387 kırılırsa da 390'a doğru hareketler hızlanabilir. Gram altının arkadaşlar şuradaki 380 trend desteği önemli. Bu trend desteği aşağı yönlü de gram altında kırılır veya haftalık kapanış 380 seviyesi altında kalırsa o zaman gram altında da beklentimiz 364 seviyesine doğru bir geri çekilme şeklinde olabilir. Fakat bunun için şartımız 380 altında günlük veya haftalık kapanışların görülmeye başlaması. Bunlar görülmeye başlarsa da gram altında 364 seviyesi hedefimiz haline gelir. 380 dediğimiz gibi trend destek çizgimiz. Trend destek çizgimizin üzerinde bugün için 387 ve 380 aralığında hareketler beklentimiz dahilinde. Yukarı veya aşağı hareket diyebilmemiz için yukarıda 387'nin kırılması yukarı yönlü hareketi hızlandıracak. Yani sıkışma 380-387 bant aralığında gelişiyor. 387'nin yukarı kırılmasıyla 390 direncine doğru hareketler ivme kazanabilir. 380'in de aşağı yönlü kırılması durumunda da bu sefer trend bozulur. 364'lü seviyelere doğru gram altında hareketler hızlanabilir. Gözümüz kulağımız hala korona ile ilgili gelişmelerde arkadaşlar. Az önce de bahsettiğim gibi Avrupa'daki son gelişmeler normalleşme sürecinin diğer Avrupa ülkeleri ve ABD'de de hız kazanmasıyla birlikte bu ons bazlı gram altın tarafına da yansıyabilir. Dediğim gibi 380 altında olan arkadaşlar için şu an 380 kırılmadıkça altlardan alım yapan arkadaşlar için yukarıdaki seviyeler takibimizde olacak. Fakat 380 altında günlük kapanışlarda görülmeye başlarsa bu sefer de aşağıda 364'lü seviyeler gram altında takipte kalmamız gerekecek önemli seviyeler halinde şeklinde gözükmekte. Bugünlük altınla ilgili söylemek istediklerim bunlardan ibaret. Hepinizi çok seviyorum. Videolar hoşunuza gidiyorsa alttaki beğen tuşuna basarsanız beni çok sevindirirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da onları da kanalıma abone olmaya bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.